Dünya hızla yapay zeka araştırmaları yaparken hükümetin bilim ve teknoloji gündeminde yapay zeka araştırması yok. Bilim teknolojileri, bulut uygulamaları, siber güvenlik konuları bulunmamakta. Geleceğin savaşlarının siber dünyada olacağını, sadece birkaç dakika süreceğini, bu alanda üstünlük elde eden ülkelerin, savaş açtığı ülkelerin finans kurumlarını, enerji kurumlarını, elektrik şebekelerini, veri depolarını birkaç dakikada çalışmaz hale getirebileceğini bu hükümet öngörememekte. FETÖ, PKK açılımı, Suriye gibi birçok konuda burnunun ucunu bile göremeyen hükümetin derin vizyon gerektiren bu konularda öngörü sahibi olması elbette ki beklenemez. Aramızda ağızlarını köpürte köpürte İsrail'e küfreden vekiller var. Ha şu da bir gerçektir ki İsrail'in Kudüs'te uyguladığı zulümle bu küfürlerin daha fazlasını hak ediyor. Burada işgalci İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Peki sizler ülkemizdeki kurumlarda kullanılan siber güvenlik duvarı uygulamalarının çoğunun İsrail yapımı olduğunu biliyor musunuz? İsrail'in o malum teknoloji firmasının Türkiye dahil birçok ülkede kullanılan güvenlik duvarı yazılımları arasında akan bilgi ve trafiğin dev ekranlarda canlı olarak izleyebildiğinin ve her an izlemekte olduğunun farkında değil misiniz? Müslüman dünyaya önderlik etmek istiyorsak bunu ey Trump, ey Merkel, ey İsrail ifadeleriyle başlayan sahte kabadayı cümleleri kurarak gerçekleştiremezsiniz. Yapmamız gereken bütün okul türlerinde müfredatı kodlama, bilişim teknolojileri, yazılım, siber güvenlik, biyokimya, genetik konulu derslerle donatmak olmalıdır. Yapay zekaya odaklanmak olmalıdır. Sayın milletvekilleri, 2005 ile 2013 yılları arasında yapılan ALES denilen öğretim üyelerinin belirlendiği sınavlarda soruların çalındığını ortaya çıktı. Ne istediniz de vermedik demiştiniz. Görüyoruz ki sadece öğretim üyelerinin belirlendiği sınavların soruları değil, bu ülkenin aydınlık gençlerinin geleceğini, umutlarını ve hatta veballerini de çalmışsınız. Değerli milletvekilleri, önce bilime inanmanız gerekiyor. Ama siz bilimden, okuyandan korkuyorsunuz. Bakın hemşerim Kayseri milletvekili Sayın Taner Yıldız, okuma oranı yükseldikçe oy oranımız düşüyor diyor. İşte yöke atadığınız profesör, ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede diyor. Bir öğretim üyeniz deve sidiği şifadır diyor. Değerli milletvekilleri, neden böyle oluyor biliyor musunuz? Man kafalar soruları çaldırdı, man kafalar da kurumlara yerleşti. Olan da fakirin, fukaranın çocuğunu oldu.